Merhaba arkadaşlar, masal ve fable konusuyla hemen başlıyoruz. Şunu bilmemiz lazım ki masal ve fable konusu esasında son derece basit bir konu. Sadece bazı kavramlar var, bazı kelimeler var. Onların ne olduğunu bilmezsek, bazı kazanları bilmezsek masal neymiş, amma da uzunmuş diyebilirsiniz. Ama son derece basit bir konu. Hem dünya edebiyatı masalı, hem ardından Türk edebiyatı masalı ve sonrasında fable'lar konusunda net bir şekilde beraber öğreneceğiz. Birazcık detaylı anlatacağız sınavlarınızdan çok iyi bir not alın diye, ama sonunda, videomuzun sonunda her şeyi net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Birincisi arkadaşlar, masallar anonimdir. Yani söyleyeni, yazanı belli değildir. Belirli bir yer ve zaman yoktur. Hatta masalları hatırlayın. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pirelel tellel iken develer... Ne diyorsun sen kardeşim? Yani belirli yer ve zaman yok. Halk arasında dilden dile söylenerek günümüze ulaşmıştır. Dolayısıyla masallar dilden dile ulaştığı için anonim olduğunu bir kez daha teyit edebiliriz. Kişi kadrosu genellikle dev, bak şimdi hayda, olağanüstülük yani, peri veyahut da padişah. Padişah da biraz gerçekçi bir şey. Aynı zamanda prens ve bunun gibi olağanüstü kavramlar, kişiler. Başında, ortasında ve sonunda kalıp sözler, yani bizim tekerleme diye bildiğimiz, masal tekerlemeleri diye bildiğimiz sözler bulunuyor. Şimdi gelelim başka bir, hani deriz ya, gökten 3 elma düşmüş. Biri padişaha, biri kızına, biri de prense gitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine gibi cümleler hep masalların sonunda bulunan ifadeler. Masallarda mutlaka iyi ve kötü mücadelesi anlatılır. Çünkü iyiler kazanır, kötüler kaybeder ve masalın sonunda çocuk, öğrenci, bizler deriz ki biz de iyi olmalıyız, bak kötüler kaybediyormuş. Yani genellikle ders verme amacı vardır. Yani didaktik bir dil kullanılacak. Devam ediyoruz. Masal sonunda İyiler ödüllendirilir ve mutlu sona kavuşurlar. Kötüler ise cezalandırılır. Kötü bir sona ulaşırlar. Dolayısıyla yine burada da didaktiklik, yani öğreticilik, öğüt vericilik var diyebiliriz. Bu didaktik bir durum. Burada yine didaktik, yani öğüt verici bir durum olduğunu dile getirebiliriz. İyilik, dürüstlük, yardımseverlik gibi evrensel değerler vardır. Biliyorsunuz destanlarda bir ulusallık vardı. İşte Oğuz Kağan, biz Türkler başardık havası vardı. Burada ise Oğuz Kağan gibi ya da ne bileyim işte herhangi bir ulusa ait bir kavram, kişi, kahraman yoktur. Mesela kırmızı başlı kız nereli? Veyahut da işte ne bileyim Pinokyo nereli? Yani onlar evrenseldir. Tüm dünya insanların çocuklarıdır onlar. Devam edelim. Sade ve tabii ki de herkesin anlayacağı açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Ve aynı zamanda dini öğelere, işte Müslümanlık veyahut da milli öğelere, işte Türkçülük falan gibi öğelere masallarda yer verilmez. Yani Keloğlan evrenseldir yani. Keloğlan böyle tabii ki Türktür, tabii ki temiz bir çocuktur ama hani Türk'üm ben Türk falan gibi şeyler söylemez. Çünkü masallar evrensel olması lazım. Evvel zaman içinde işte Keloğlan ve kral, kralı öldürmek isteyen kral affetmiş, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bunlar şimdi kafa karıştı. Bunlar ne hocam? Burada masalın başında geçen kelimeleri söyleyeceğim. Buradan sonra bir devam edecek, buradan sonra bir devam edecek, buradan sonra bir devam edecek, buradan sonra bir devam edecek. Bak şimdi. Birincisi, masalın bölümlerinde döşeme bölüm var. Yani önce bir döşüyoruz, masalı bir seriyoruz yere yani. Giriş bölümü. Dinleyicinin dikkatini çekmeye başlayan tekerleme bölümüdür. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellal iken, develer berber iken, develer berber mi ne oluyor falan. Böyle bir döşemeyle başlıyoruz. Ardından serim, sofra bezini serer gibi, örtüyü serer gibi böyle bir başlıyoruz. Serim, kişilerin tanıtıldığı giriş bölümü. Keloğlan ve kral varmış. Keloğlan'ın kafasında saç yokmuş, kralın safasında kafasında saç çokmuş gibi devam eder. Ardından da düğüm bölüm var. Olayların birbirine girdiği, çatışmaların arttığı bölüm. Olayların geliştiği çatışma bölümü. Çatışma deyince böyle kavga, indir öyle, çat çut öyle şeyler değil. Yani böyle Keloğlan kızı kaçırıyor ama kral o adamları peşine düşüyor. Tam da mağaranın ucunda onu yakalayacaklar. İşte orası düğün bölümü. Kralı öldürmek isteyen gibi böyle heyecanlı ifadeler vardı. En sonunda ise, en sonunda birinci bölüm ise çözüm bölümü. Artık olayların çözüldüğü, çatışmaların son bulduğu, iyilerin kazanıp kötülerin cezalandırılıyor. Kral affetmiş ve ona demiş ki gibi bir cümlelerle başlar. En sonunda ise tabii ki dilek bölümü. Yani artık dua ediyorlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Keloğlan'ın başına, biri demişti ki, orası işte en son dilek bölümü. İyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle burası da son buluyor. Dünya edebiyatına baktığımızda bilinen en eski masal ve fable örneklerini Aesopos denilen ve Ezop'tur. Yani Ezop masalları. Şöyle Ezop masalları diyelim. Doğudaki ilk masal fable örneğini ise tabii ki Beydaba yazıyor. Şöyle diyelim. Pança
Pancha Tantra adlı eser ve tabii ki Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dimne. Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dimne'dir diyebiliriz. Bunlar tabii ki dünya edebiyatı masalının en önemli özellikleri. Grimm kardeşlerin yazdığı Çocuk ve Yuva Masalları, Binbir Gece Masalları da var tabii ki. Çocuk ve Yuva Masalları yine masal derlemesi. Doğu toplumlarındaki Şehrazat'ın Binbir Gece Masalları, bu Abbasiler dönemindeki zengin dönemler, Binbir Gece Masalları önemlidir. Danimarkalı Andersen'in Çocuk Masalları da yine masallarda. Bunlar hep düzenliyiz bak. Bunları Danimarkalı Andersen yazmıyor. Şehrazat yazmıyor. Grimm kardeşler yazmıyor. Ya da Beydaba yazıyor ama Aesop yazıyor ama bunlar esas çok eski milattan önceki kişiler. Dolayısıyla Şehrazat, işte birazdan Türkiye edebiyatında göreceğimiz Eflatun Cem Güney'ler hep bizde masalları derleyen, düzenleyen kişiler olacak. Devam ediyorum. Türkiye edebiyatına masal baktığımızda masal sözcüğünü gerçek anlamıyla ilk kullanan kişi tabii ki de Namık Kemal'dir. Namık Kemal'dir diyoruz. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk masal Uygur dönemine ait Kalyanamkara ve Papamkara adlı eser. Bu Uygur dönemindeki yazılı metinlerdir. Osmanlı döneminde derlenen Billur Köşk ilk Türk masallarındandır. Billur Köşk ilk Türk masallarından. Ben köşk gibi yazdım böyle. Halk dilinde yaşayan masalları derleyen ünlü araştırmacımız ise tabii ki Eflatun Cem Güney. Adamın ismi bile böyle dikkat ederseniz Eflatun Cem Güney. Masal gibi Eflatun Cem Güney ve Pertev Nail Boratav'dır. Bu bizim bilinen işte Keloğlan masallarını, ne bileyim böyle işte tek gözlü dev masallarını hep bize derleyen kişi bu kişiler. Devam edelim. Türk Edebiyatı aynı zamanda 19. yüzyıldan önce masal yerine kıssa kelimesi yani kısa hikaye kelimesi kullanırken 19. yüzyılda da artık mesel kullanılıyor. Mesel, masala benzeyecek. Masallarımızda iyiliği temsil edenler kimlerdir? Tabii ki padişahlar iyilerdir. Sonuçta hep böyle kızını teslim ederler, Keloğlan'ı affederler. Hızırlar vardır. Hızır böyle derviştir, şeyhtir, böyle akıllı kişidir, sakallı dede yani böyle Dede Korkut gibi. Ondan sonra dervişler vardır, onun talebeleri. Aynı zamanda Keloğlan. Bunlar hep iyi kişilerdir. Bunlar hep böyle iyiliği temsil eden, kötülerin düşmanı kişilerdir. Kötülüğü temsil edenler ise tabii ki vezirler genelde kötüdür. Hep padişahı yanlış kandırırlar, padişahı yönlendirirler. Veyahut da zalim krallar vardır. Başka ülkelerin zalim kralları vardır. İnsanlara zulmederler ve tabii ki de devler genellikle kötüdür. Ama devlerden kurtarırlar. Şimdi fabula baktığımızda ise iyilik, kötülük gibi temalar olay örgüsünü oluşturuyor. İyilik, kötülük gibi temalar olay örgüsünü oluşturuyor. Tabii bunlar için birazdan fabulların bölümlerine gireceğiz ve ardından dünya edebiyatı fabul, Türk edebiyatı fabul bunların hepsini detaylı bir şekilde işleyeceğiz ama bununla alakalı şunu da bilmeniz lazım arkadaşlar. 0'dan 9'a edebiyat kitabımızda bunların hepsini sizlere çok detaylı bir şekilde sorular ve cevaplarla anlattık. Şöyle gösterelim 3. üniteden sonra. Buradan da birazdan size ödev vereceğim. Buraları da mutlaka bakın. Şu masal fabul ünitesini yani sayfa 104'teki 106'daki, aynı zamanda 108'deki, aynı zamanda dibikisinin olduğu 112 kısmını da güzel güzel çalışın. Romana kadar, 115'e kadar. Bunlar da mutlaka ödeviniz. Buraları da bilin. Birazdan da taktan ödev vereceğim sizlere. Şimdi, iyilik kötülük temalar olay örgüsünü oluşturur dedik. Devam ediyoruz. Aynı zamanda öğüt yer alıyor arkadaşlar. Fabullarda öğüt yer alıyor. Mutlaka bir öğüt var. Ne diyor? Bak, kargayla tilki, mesela şimdi bir ağaç var, tamam mı? Ağacın başında bir karga var. Karganın ağzında peynir var. Tilki geliyor diyor ki, sevgili karga o güzel sesine bana şarkı söyler misin diyor. Karga da gaza geliyor. Gak gak diye şarkı söyleyince pat peynir düşüyor. Peyniri tilki alıp kaçıyor. Buradan sonuç ne? Bizim düşmanımızın, bizim peşimizde olan kişilerin bize vereceği övgü dolu sözler bizi kandırmamalı. Ona kanmamalıyız. Çünkü orada adamın kötü bir niyeti vardır gibi diye bir öğüt didaktik var. Aynı zamanda öğütler genellikle bir atasözü ve özdeyişle bitiyor. Aynı zamanda soyut kavramlar somut olaylar yardımıyla anlatıyor. Soyut kavramlar nedir? Şefkat, sevgi, aşk, çalışkanlık gibi soyut kavramlar somut olaylar yardımıyla anlatılıyor. Devam edelim. Yer ve zaman tabii ki fabullarda da aynı masallardaki gibi belirsiz. Aynı zamanda öyküleyici yani olay örgüsünün olduğu bir anlatım var. Tabii ki genellikle kişileştirme yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verme ve tabii ki de insan olmayan varlıkların konuşturulduğu intak yani konuşturma sanatının da sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Ders verme amacı güdüldüğü için dil oldukça anlaşılır vesaire. Yani fabulların en önemli özelliği didaktik olması yani öğüt verici didaktik. Devam ediyoruz. Fabulun bölümlerine baktığımızda
Aynı masal gibi serin. Başka ne diyebiliriz? Fabulun önüne baktığımızda serim. Yani önce bir seriyoruz masal gibi. Kişiler ve çevre tanıtılır, olay başlatılır. Sonrasında düğüm bölümü var. Düğüm bölümünde çatışma, merak ve olayın ayrıntılarının bulunduğu bölüm. Yani her şey birbirine giriyor. Çözüm bölümü olayların çözüldüğü, çatışmanın sona erdiği bölüm. Ve şöyle çözüm yazalım. Ve en sonunda olayla ilgili ana fikrin bir at üzerinde vezire verildiği bölüm. Burası tabii ki öğüt bölümü olmuş oluyor. Niye? Öğüt veriyor artık. Bak diyor. Sen diyor işte dost ile ye, iç, alışveriş etme. Bugünün işini yarına bırakma. Demek ki neymiş? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış gibi bir atasözü ya da vezireyle öğütü veriyor diyebiliriz. Dünya Edebiyatı Fabula baktığımızda ise 13. yüzyılda İranlı Sadi'nin Gülistan adlı eseri Fabula özelliği taşıdığını görüyoruz. Ve yine 17. yüzyılda Frantz La Fontaine Ezop'tan esinlenerekten bazı fabular dedik. Tabii sadece Ezop'tan değil. Ezop ve Beydeba'dan da esinlenecek. Beydeba kimdi? İşte bu Kelle ve Dimle'nin yazarı. Ezop da yine Ezop masallarıyla bildiğimiz Ezop'un fabul dünyasından yazdığı önemli eserler. Bu Yunan, bu Hint bunlardan esinlenerekten 17. yüzyılda Fransız La Fontaine klasik akımında böyle güzel fabular yazacak. Bizim zaten fabul deyince aklımıza daha çok La Fontaine geliyor. Fabul türünde yazılan eserlere baktığımızda ise George Orwell'in Hayvan Çiftliği adlı eseri bilmemiz lazım. Hayvan Çiftliği eserini bilmemiz lazım. Yine Saint-Exupéry'nin Küçük Prens yine çok çok önemli. Saint-Exupéry'nin yazdığı Küçük Prens eserini mutlaka hepiniz okumuşsunuzdur. Yine Richard Bach'ın yazdığı Martı bilmemiz gereken fabul türünde yazılan eser. Yani fabul türünde derken hayvanların konuşturulduğu, ders verme amacıyla öğüt verildiği bir eser. Yine Türk Edebiyatı Fabula baktığımızda burada çok güzel örnekler göreceğiz. Birincisi bize fabul örneklerini tabii ki Hint kültüründen, Arap kültüründen ve tabii ki de İran edebiyatından esinlenecek. Şeyhinin yazdığı Harname ilk fabul örneği kabul ediliyor. Öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesi. Bir tane eşek var. Eşek etrafındaki öküzlere bakıyor. Aa diyor ben de diyor keşke şey olsam nedir onun adı. Öküz olsam ne güzel. Onlar diyor boynuzları var, yük taşıyorlar. Ben ise hep böyle ağırlıkla uğraşıyorum. Sonradan öküz olmaya yeltendiği için eşeğin başına o kadar çok şey geliyor ki kulakları ne oluyor perişan oluyor. Keşke diyor eşek olarak kalsaydın diyor. Yani insanlara hırs göstermenin yanlışlıklarını gösteren bir eser. Böyle mesnevi şeklinde yazılmış Şeyhi'nin Harnamesi. Gülşehri'nin Farsçadan çevirdiği yine Mantık-ı-Tayr da yine çok önemli bir fabul örneği diyebiliriz. Mantık-ı-Tayr. Mevlana'nın Mesnevisi'nde de fabul özelliği taşıyan bazı bölümler var. Ve 19. yüzyılda Şinasi, La Fontaine'in fabullarını Türkçe'ye çeviriyor. Ve aynı zamanda Garip akımında ölçüsüz, uyaksız şiirler yazan birinci yenilerden Orhan Veli Kanık da La Fontaine'in fabullarını şiirleştirdiğini bilmemiz lazım. Şimdi sıfırdan 9'a da ödevimizi vermiştik. Hangi sayfalar olduğunu söylemiştik. Bir kez daha göstermemize gerek yok. Ama ben yine de masalın olduğu sayfaları bir kez daha sizlere şöyle gösteriyorum. Nerede? Masal, fabul. Ha. Burada sayfa 115'e kadar, sayfa 104'ten. Takta ise hem yazılı soruları hem de normal çoktan seçmeli sorular var. O yüzden burada yine masal ve fabulla alakalı şiir ünitesinden sonra gelen şu kısım. Sayfa 59'daki çoktan seçmeli soruları ve yine aynı şekilde buradaki tekrar sorularını ve sonrasında gelen yazılı örneğini. Bakın az önce sorduğunuz Sadi, Beydeba, George Orwell, işte Şeyhi'nin eserlerini de bilmenizi istemişiz. Sayfa 73'teki yazılıyı da çözün. Sayfa 74'e kadar gelin. Sonrasında sınavınızdan inşallah en güzel notları alın diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım derslerinize başarılar.